Merhabalar, bugün sizlerle gül yapacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Ama aslında bütün günler kadınların günleri diyelim. Haydi başlayalım. Şimdi bunun için bir yeşil, bir tane de kırmızı A4 kağıdı kullanacağım. Buradan sapımızı yapacağız. Buradan da gülümüzü yapacağız. Bir de ben bu kullanıp son olarak da bant kullanacağım. Haydi başlayalım. Öncelikle parçalara ayırarak başlayalım. Bu kağıdımızı yatayda, bu kağıdımızı ise dikeyde katlayacağız. Şu şekilde. Kağıdımı da şöyle katlıyorum. Kağıtlarımız hazır. Şimdi bunları bir kenara alalım. Sapa geçmeden önce bir güllerimizi tamamlayalım. Öncelikle bu iki kağıdımı birbirine yapıştıracağım. Bırakırken o sırada sap kısmını yapalım. Kağıdımızın köşesinden, belki bu tekniği biliyorsunuzdur, şöyle ufak bir kısmını büküyoruz. Ve sonrasında şöyle büktükten sonra geri kalanını parmağımızla destek vererek en başta bastırmayalım ama şöyle ilerledikçe bu kısımları bastırabilirsiniz. Bastırarak şöyle bir sert dal elde ediyoruz. İsterseniz buraya bantlayabilirsiniz. Ben bantlamayı tercih ediyorum. Yapıştırınca uhuyla açılabilir. Evet. Bu iki A4 kağıdından iki tane gül elde edeceğiz. Şimdi diğer kağıdımızı da yapalım. Güzel. Gayet sert iki tane sap elde ettik. Şimdi kırmızı kağıdımızı tekrar katlıyoruz şu şekilde. Açalım. Yere bir tık dikkat ettim. Şimdi gül yapalım. Yine köşemizi bükeceğiz. Aynı dalda sapta yaptığımız gibi üst taraftan, üst sağ köşeden şöyle bir bükme gerçekleştiriyorum. Büküyorum, büküyorum. Bakın şurayı yaklaşık şu kadar, hatta bir tık daha aşalım. Bu kadar aşacak şekilde bir katlama gerçekleştiriyorum. Sonrasında şu düzlüğü bozmayacak şekilde ortanın biraz üstünden çubuğumu katlıyorum. Ve bakın şurada bir ağ oluşur gibi oluyor. Aynı zamanda şöyle tuttuğumda
burası dik ve şurası düz bir konum alıyor. Bundan sonrası çok kolay. Çubuğumu şöyle içe doğru katlıyorum. Şu kısmı dışa katladım. Ve artık içe katlıyorum. Katladıktan sonra tekrar şu kısmı dışa katlıyorum. Hatta biraz daha katlayalım şunu. Şimdi dışa katlıyorum. Dışa katladığımda mümkün olduğunca buradaki düzlüğü bozmadan ve buradaki dikliği bozmadan katlama işlemimi gerçekleştiriyorum. Ve sürekli de gülümün altından destekliyorum. Bir tur daha dönelim. Dışa katlıyorum. Döndürüyorum. Ve dışa katlıyorum. Yavaş yavaş gülümün oluştuğunu görüyorum. Harika gözüküyor. Şimdi en son şu parçamızı şuraya sabitleyelim. Yani bir bant yardımıyla yapıştıralım. Şöyle yaptım. Ve şunu şöyle yapıştırıyorum. Harika. Gülüm hazır. Şöyle aşağı doğru kendisini savabilir, hiç önemli değil. Şimdi sapı taktığımızda bu tekrar şu güzel görüntüsünü elde edecek. Makas alıyoruz. Ve dallardan bir tanesini, saplardan bir tanesini aldım. Bir ucunu şöyle ikiye kesiyorum. Sonra onu açıyorum. Burada ben yapıştırıcı kullanmak istiyorum. Şöyle. Yapıştırıcımı sürdüm. Ve çiçeğimi alıyorum, gülümü. Delikten içeri koydum. Daha sonra yeşil kısımları yapıştırıyorum. Biraz şöyle tutacağım. O da yapışacak. Benimki hızlı bir yapıştırıcı olduğu için hemen yapıştı. Ve gülümüz hazır. Harika gözüküyor. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Şimdi diğerini de yapalım. Harika görünüyor. Gerçekten bayıldım. Biraz süslemeye ne dersiniz peki? Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim.
Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Hoşça kalın.